Ya vallahi bu taksi maksi yok abi bu şehirde. Ya vallahi bitmiş bu iş. Yani 5 dakika bekledik daha sadece ama çok acelem var galiba. Ya biliyorsun ne kadar uğraştık bu iş için. Şimdi bir aksilik maksilik çıkacak, bir şey olacak. Dur Allah'ını seversen dur ya. Hah gel. Seni arayacağım tamam mı? Hadi telafi edeceğim sos. Ne taraf abla? Kız aşırı güzel. Aşırı ama öyle böyle değil. Sen? Ya mesele sadece güzellik de değil. Birine kancayı taktı mı kurtuluşu yok. Bak sen de dikkat et. Efe'yi çağırmış ayağına. Ama ben ona hala güvenmiyorum. Onun kimliğinde polis yazmasa ne olacak? Onun içi polis. Sinsi o, sinsi. Sen bilmiyorsun onu. Bir şey diyecek misin abla? Sen uyu yapsana bir. Ne? Uyu yapıyor acil. Hadi. Dursanıza şurada. Durun. Toplantı diyor ne komiser? Buyur abla bir şey mi dediniz? Azade konum atmış. Toplantı saat 5'te. Yok bir şey yok. Sen şunu al. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hadi. Ne yaptın lan sen? Siz buraya nasıl? Konuşma Efe. Adama bak lan. Gizliden iş çevirmeyi bir tek sen bilmiyorsun herhalde değil mi? Ya yok estağfurullah da. Silahları nasıl verirsin lan sen Azad'a? Sınırdan çıktığını söylediler bu sabah. Batıya'da sahte ihbarda bulundum. Herifleri bile bile ben oraya gönderdim. Lan ben sana güvenip herkese yalan söylüyorum lan. Lan yoksa sen benim arkamdan silah ticareti mi yapıyorsun? He? Ya yok artık müdürüm. Olabilir mi öyle bir şey ya? Nerede lan silahlar? Nerede? Yoldalar. Alıcısına gidiyorlar. Ama biz de biliyoruz nereye gittiğini. Ne deme bu? Kamil sen kamyonu getir. Ben de çocuklara haber vereyim. Komiser sen buradasın değil mi? Buradayım buradayım. Eyvallah. Bundan sonra sen de müdürüm artık. Interpol'ü mü ararsın? Ne yaparsın bilmiyorum ama silahlar teslimat yerine ulaştığında onu alacak polisler de orada olacak. Tabii senin sayende. Aferin. Bu iyi işte. Hem bu sayede Azat senin o baskınla bir alakan olmadığını bilecek öyle değil mi? Vallahi tehlikeli iş yapıyorlar müdürüm. Kimin nerede nasıl yakalanacağı belli olmaz. Bak bu sefer yırttın ha. Yalnız bak hata yapma. Senin yüzünden üstlerimle aramın açılmasını istemiyorum. Ayrıca unutma. Bunu yapmana izin verdim. Ama bu iş bitince ben de senin bununu kıracağım, ödeşeceğiz. Anladın mı? Yalanını seveyim komiser. Yalanını seveyim.
Ben burnumu alıp senin önüne koyacağım müdürüm. Yeter ki bu işi halledelim. Ama şimdi gitmem lazım. Kartal mesaj attı. Azat bekliyormuş. Hadi bakalım, dikkat et kendine. Tamam, geliyoruz işte. Sen ne durumdasın? İyi, tamam tamam. Hadi geldim ben de. Hadi. Hadi dikkatli ol. Ben evin kilidini değiştirsem iyi olacak galiba. Ne gelen girmeye başladı. Gerekirse yenisini de açar girerim. Vallahi telefonuna geç döndüm diyeyse biraz aşırı bir tepki bence. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı komiser? Sen etrafındaki herkese aptal mı sanıyorsun? Hı? Bunun hiç ortaya çıkacağını düşünemedin mi? Sen bunu nereden öğrendin bakayım, onu söyle. Şu an tek derdin bu mu senin gerçekten? Bu canım, çünkü bu olay ortaya çıkarsa başım büyük belaya girer. Allah Allah, ne olur? Abim vurur mu seni? Yapmaz diyebilir misin? Hak etmediğini söyleyebilir misin? Ben yalnızca işimi yapıyorum, tamam? Ya sen demedin mi ben polis değilim artık diye? Değilim, bıraktım. Ya hala yalan söylüyorsun, hala. Kızım söylemiyorum, polis falan değilim. İstifa ettim. Öyle mi? Bunlar ne peki? Ha? O adam kimdi evdeki? Silahlar milahlar bir şeyler anlatıyordu. Bir dakika, bir dakika. Sen benim kapım mı dinliyorsun? Cevap ver bana. Niye cevap vereyim sana? Ben hesap vermek zorunda mıyım ya? Ne oluyoruz? Allah Allah. Bugün de herkesin ağzında aynı laf ya. Evet, bana hesap vereceksin. Bana hesap vereceksin. Benim abim sana güveniyor be. Sana canını emanet ediyor. Sensin onu sırtından vurmak için fırsat kolluyorsun. Kızım bu fotoğraflar ne zamandır elimde benim. Abini yakmak istesem 50 kere yakmıştım zaten. Tamam. Ay delireceğim. Delirmişsin zaten. Şu evin haline bak. Savaş alanına dönmüş. Hop hop hop. Bak sen fazla oluyorsun ha. Ya bir bırak. Sakin ol. Bıraktın, kafanı kırayım senin. Bırak. Sakin ol. Şampiyon evdeyiz, sakin. Allah'ın önüne bırak dedim, bırak. Ya bir sakin ol ya. Çek şöyle. Çekmeyeceğim. Geldiğinden beri ilk defa sarılma şansım oldu. Sen gerçekten şu an mı romantiklik yapıyorsun? Romantiklik yapmıyorum. Karşında kim olduğunu hatırlatıyorum. Efe ben, Efe. Tanıdık geldi mi? Ya ne yapıyorsun ya? Sana kim olduğumu hatırlatıyorum. Leyla ben. Kartal'ın kız kardeşi. Yoruldum artık sizden. Kimmişiz biz? Hiç sevmedim bu işi. Hangi işi sevmedin? Kimmişiz biz ya? Bir söyle bakayım. Ben
seni sevmeyi sevmedim. Sevdiğini kabul ediyorsun en azından. Bu da bir şey. Böyle olmaz. Yani bu kadar yalanla, bu kadar oyunla. Herkes bir şey saklıyor benden. Tanıdığım dediğim, içini bildiğim, güvendiğim herkes. Yine ben. Olmaz. Yalan olmaz. Ya kızım seviyorum seni, görmüyor musun ya? Ya bak şu evin haline bir bak, ne hale getirmişsin. Ben bunu bile seviyorum sende. Ya bütün bu deliliklerini seviyorum. Gülüşünü seviyorum. Rengarenk olmanı seviyorum. Seni sen olmana rağmen seviyorum. Tamam? Ya sen değil miydin en başta bizden olmaz diyen, elini tutmak yer mi diyen? Şimdi kim kimi kabullenemiyor? Şimdi kim kimi değiştirmeye çalışıyor? Söyle. Ben sadece gerçeği... Ya gerçeği mi istiyorsun? Tamam, söylüyorum sana gerçeği. Evet, polise çalışıyorum. Evet, muhbirim. Abinin canı bana emanet, birlikte çalışıyoruz ama bak sana net söylüyorum. Şu iş bitsin, tutacağım abinin yakasından, koyacağım içeri. Tamam, bak baştan beri neysem oyum. Bende hiçbir şey değişmedi. Tamam, şimdi sen söyle bakalım bana. Abini içeri atacak adamın elini tutmak yer mi? Alacağım senden o cevabı ha. Sen beni mi takip ettin? Evet, benim de ondu senin yürüyüşünün bitmesini beklerken. Allah Allah, kusura bakma, düşündük herhalde. Bir cevap verirsin artık. Bak ya, inat ya, inat. Ya Leyla! Kartal! Ne oluyor lan burada? Yok bir şey, gelsene bizim konuşalım seninle. Önce bizim konuşmamız lazım. Biz konuşacağımızı konuştuk Bahar. Üf, çok heyecanlı ha. Geri zekalısın. Leyla vallahi bu sefer de benim konuşacak halim yok, söyleyeyim. Konu biz değiliz zaten. Nereye gidiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Yani az önce yaşananlardan sonra burada kalmamı bekliyorsun? Evet. Ya Leyla in hadi ya. Sen bana bugün ne dedin? Abinin arkasındayım, canım bana emanet. İşimiz bittiğinde de onu içeri atacağım. E'si. Sen zaten madem bu işi bitirmek için bizi gözden çıkardın, o zaman en azından abimin yanında ol. Yani hayatta kalması içeri girmesinden daha önemli. Madem gizli görevdesin, değil mi? O zaman abime yanında ihtiyacım var. Hani ben bile şüphelendim, anladım ya. Başkaları kesin anlar o zaman, biliyorsun ki. Yani bu yolda abimle birlikte olman gerekiyor. Anlaştık sanırım. Sorduğu soruya gelince de düşüneceğim.
Kapatmadım o konuyu. Hoş geldin komiser. Hayrola? Daha dün peşinden koşturuyordun, şimdi bir kapıda karşılamalar falan filan. Bir şey duydum da hoşuma gitti. Sözünde duruyormuşsun, abimleri kurtarmışsın. Evet, ben bazıları gibi değilim, sözümde duruyorum. Arkadan hiç çevirmiyorum, her şeyi yüzüne söylüyorum insanların. Ne yapmışım ya? Bence gayet iyi biliyorsun ne yaptığını. Allah Allah, ne yapmışım söylesene. Sen nasıl gidersin ya o herifin yanına? Hangi herifin yanına? İnkar mı ediyorsun bir de Ferhan'ın yanına gittiğini? Ha, gözümün içine baka baka inkar mı ediyorsun gerçekten bunu? Anladım. Nereden öğrendin? Sen? Ya sen hem o herifin yanına gideceksin, hem de bana nereden öğrendiğimin hesabını mı soracaksın? Biraz sakin olur musun lütfen? Olamam canım. O herif yüzünden az daha ölüyordun, sen farkında mısın ya? Ben ne hale geldim biliyor musun, başına bir şey gelecek diye? Ne hale geldin? Hiç oyun oynayamayacağım şimdi. Babam bekliyor. Bir dakika ya, ne işin var babamla? Diyorsun ya nereden öğrendin, nereden öğrendin diye. Baban söyledi Ferhan'a gittiğini. Ne konuştuğumuzu sordu. Ya senin belki umurunda değil ama seni seven insanlar endişeleniyor senin için. Anladın mı? Adam yürü ağzına geldi ya kızımın başına bir şey gelecek diye. Öğrendin mi? Öğrendim. Efe. Ne olur ya? Bilmeye hakkı var bence. Bak, babam bunu öğrenirse ne hale düşeceğini ben biliyorum. Şu odadan çıkması zaten bir ömrünü aldı. Şimdi bir de... Alanın rüşvet aldığını öğrenirse? Evet. Zaten araları çok kötü, didişip duruyorlar. Ayrıca alanın başka bir derdi var. Neymiş o? Bilmiyorum. Anlatmıyor zaten doğru düzgün. Ayrıca bastı gitti. Şimdi dert o değil bak. Biliyorum senin babanla aran iyi değil. O yüzden belki insanın babası için korkması ne demek anlamıyorsun. Ama ben biliyorum. Ya ben yıllarca babamla gurur duydum ama o hep başı öne eğik gezdi. Şimdi tam başını kaldırdı, gözümüzün içine bakıyor derken. Bir de bunu öğrenirse utancından başını kaldıramaz. Ben de bunu kaldıramam. Aa, komiser. Bana mı geldin? Sana geldim Oktay amca. İyi, hadi gel, gel. Lütfen. Sağ ol haber verdiğin için. İyi ki geldiniz. Zor duruyordu ayakta vallahi. Bayağı tuttu kendini ağlamamak için. Biz bir yere kadar da alan başka. Toplar o şimdi onu. Kızgın mısın ona? Kızgındım. Ama önce babam, sonra abim. Nereye kadar kızgın kalabilirim ki? Yani olmasa kim bilir ne haldeydik. Sen iyi misin? Bilmem. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da, sen de çok üzüldüm gördüm.
Buna bakmam lazım ya. Nereye? Yine gizli gizli bir şeyler. Döneceğim. Tamam.